اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاواني قبل قبل ile ilgili konuşacağız yani içine yemek veya iç, yeme veya içme gibi eşyaların bırakıldığı e, kaplar. Onlardan bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili hükümlerden bahsedeceğiz. El evani cem'u aniyetin. Bu evani kelimesi aniyet kelimesinin cem'idir yani çoğuludur. Aniyet müfrettir. El evani onun çoğul halidir. Onun cem'idir. Cem'i mükesserdir. Ve hiye âniye, bu evani manası nedir? El evaiyetu evaiyeti cem'u kuvi'a kaplar demek. Öyle kaplar ki, ellet öyle kaplar ki, tu da'u bırakılır. Fihe, o kapların içine bırakılır. El sıvı şeyler onun içine bırakılır. Su, ayran, pekmez vesaire böyle sıvı şeyler onun içine bırakılır. Ve gayri ve gayruha, bir de ve gayrul ha, sıvı şeyler dışında. Ne, ne gibi sıvı şeyler dışında? Mesela ket ta'ami, yemek bırakılır o kabın içine ve favaç meyve bırakılır ve vel mukesserati ve mukesserati kuru yemişler o e, tabakların o kapların içine bırakılır. A i̇şte bunlardır. Evai bunlardır. Yani kap demek içine e, sıvı şeylerin, yeme, nasıl yemeklerin, meyvelerin, kuru yemişlerin içine bırakıldığı kaplar demektir. Ve fiha umurun. Fiha fi'l bu evaniler hakkında umurun bazı durumlar vardır. İşte burada biz dört durum bahsedeceğiz. Evvelen, sonra saniyen, salisen, rabian olarak toplam dört durumlarından bahsedeceğiz. Dört tane hükümlerinden bahsedeceğiz. Bunlardan evvelen birincisi ilken hükmü istemali evani zehebi vel fiddati. Altın ve gümüş kapları kullanmanın hükmü altın ve gümüş kabların kullanılması kullanılması hükmü. Yani altın e, bir kabımız var mesela bir, bir bardağımız var altındandır ve yani bir bardağımız var bir tabağımız var gümüştendir. Altın ve gümüşten olan kabları kullanmak bunların hükmü nedir? Bundan bahsedeceğiz. Hükmü istemeli kullanmanın hükmü evani kapları zehbi altın ve gümüş. Altın ve gümüş kapları kullanmanın hükmü nedir? ilken bundan bahsedeceğiz. Zaten biliyorsunuz altın ve gümüş kab kullanmak hem erkeğe hem kadına hepsine de haramdır. Yani ne erkek ne kadın altın bir tabaktan, altın bir bardaktan ve de gümüş bir tabaktan, gümüş bir bardaktan vesaire ee, bu tarz kapkacakları kullanmak haramdır. Ee, haram olmasının sebebine dair ise hadis-i şerif dili getireceğiz diyor yahrumu haramdır. İstimalu kullanılması. Evani zehbi ve fiddati altın ve gümüş kabların kullanılması haramdır. Fi cemii bütün vücuhil istemali bütün kullanma yön şek şekillerinde hepsine ne kadar kullanma şekli varsa bütün durumlarda altın ve gümüş kap kullanmak haramdır. Mesela kel abdest alma, alırken mesela abdest aldın içinde o ibrini buldu su eğer altın ve gümüşten ise haramdır ve şurbi içinde su içtin kab altın ve gümüşten haramdır vesaire ama illa li ancak anca bir zarurat bir zorunluluk durumu varsa o ayrı mesele o zaman haram olmaz zorunluluk mesela ne gibi açılıyor mesela diyelim ki ke yecit. bulamadı bulamadı gayraha o gayrel evanil fiddati ve bu evanil zehebi vel bu altın ve gümüş kablar dışında başka hiçbir kab bulamadı. O zaman onları kullanabilir. Bu zaruret dışında başka hiçbir durumda altın ve gümüş kab kullanılmaz yani. Buna dair yani bu hani de altın ve gümüşten kap kullanmak haramdır. Buna dair hadis getiriyoruz. Raval Bukhari bu hadis Bukhari'de geçiyor. Tabi bu rakamı vermiş 5110 numaralı rakam vermiş. Bunu baktık 5426 numaralı hadistir bu. Bu sürece hadis Bukhari'de 5426 numaralı hadistir. Yani 5110 numaralı hadis değildir. Ve Müslüm'ün Müslüm de bu hadisi vermiş. Müslüm'de bu hadis 2067 numaralı. Burada bu doğrudur. Müslüm'de bu numarada bu hadis geçiyor. Bukhari ve Müslüm yani sahihayn. Sahihan bu kişi şey rivayet etmiş ve şeyhan kimden rivayet etmişler? An Hüzeyfete bin Yaman. Radiyallahu ta'la an Hüzeyfete bin Yaman'dan radiyallahu ta'la an rivayet etmişler bu hadisi. Kale Hüzeyfete bin Yaman diyor ki diyor Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Peygamberimizin şöyle dediğini işittim. La telbesul harire La telbesu giymeyin al harire yani ipek elbise ondan sonra

fisihafiya onların o tabaklarında, kaselerinde herhangi bir şey de yemeyin. İşte bunu yapmayın bak. Bu hadisten işte bunların yasaklandığı, haram olduğu belirtiliyor ve sebebi de peygamberimiz de söylüyor. Diyor çünkü fe inneha bu saydığımız şeyler, bu altın ve gümüşten olan kaplar ve bu yani ipekten olan elbiseler lehum yani lil kafirler içindir fi dünya. Dünyada kafirler içindir ama velena fil ahiret ahirette ise bunlar bizler içindir. <laughs> Ed-Dibac hadise Dibac ifadesi geçtiği manası nedir? O da nev'un nefisun değerli bir çeşittir. Min bil harir o da bu han ipek elbisenin e, yapılan bir çeşit değerli elbisedir o da. Aniye ifadesi geçtiği aniyet eder. Cem'u ina indir. Sihaf geçti. Sihaf burada. Sihaf geçti. Sihaf da cem'u sahfedir. I, sahfe ve yel kas'a, kase, tas, tabak anlamına geliyor. Lehum ifadesi geçti. Feyna lehum fi dünya, lehum ey, ey el kuffari. Yani kafirleri içindir o. Bu satan dünyada kafirler için, ahirette bizler için olacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Artık bunlardan yeme içme olmaz dedik. E, Tabi e, bu yeme içmeye de e, kıyas ediliyor. Ve yukasu kıyas edilir. Alel ekli ve şurbi yeme ve içmeye kıyas edilir. Gayruhum bunlar dışında kalanlar min vücûl istemel diğer kullanma şekilleri. Mesela diğer kullanma şekilleri artık diyelim ki kel vüdu'i ondan sonra vesaire. E, bu tarz e, durumlarda hangi ışıkta kullanırsan kullan haramdır. Uveyhşmelu't tehrimu ve bu haram dedik ya bu haramdır yeşmelu kapsıyor et bu haram kapsıyor er erkekleri ve nisa kadınları da kapsıyor hem erkek hem kadınları da kapsıyor bunu da o umumiyetten çıkardı yani e, oradaki umumiyetten çıkardı ve istemali kullanmak gibidir el ittihadu el ittihadu satın almakta ittihad satın almakta o da nedir o da kullanmak gibidir yani alıp böyle süs orada bıraksan bile evinde hiç kullanmasan e, yine de haramdır altın ve gümüşten kap, haramdır. İster al kullanma. Fe inne, çünkü niye bu e, o satan vakti haramdır? Çünkü fe inne, çünkü ma o şekilde la cüz istemaluhu kullanması caiz olmayan bir şey kullanması haram olan bir şey la yecuz ittihazuhu onu almak da caiz değildir. Yani onu almak da haramdır. Ey ittihazu demek ey iktinahu onu almak Littezin süs için ve nahvet başka bir şey için yani ya öylesine almış yani e, e, ya süs için de başka bir neden dolayı almış olsa da etmez. nasıl kullanması haramdır onu almak da aynı şekilde haramdır geldik saniyen demiş ya burada kaplarla ilgili dört hüküm anlatıcı evvelen bitirdik saniyen onu da inşallah bir daha seçeceğiz bak saniyen sonra diyecek sen. sonra diyecek ki rabian toplamda ee, bu kablarla ilgili dört hüküm anlatacak Hayırlısı inşallah bir dahaki dersimizde ikinci hükmü okuyacağız yani bu konuda bu dersimizde mesela neler öğrendik kullanılması e, haram olan kabları öğrendik e, mefhumi muhalifinden halal olanları da öğrendik demek ki altın ve gümüşten ne kadar kab varsa altın ve gümüşten o kabları kullanmak haramdır yani ne için kullanılırsa kullanılsın. isterse yemek için, isterse içmek için, isterse oğla abdest almak için. Bu kabı sen nerede kullanırsan kullan. Onu, o altından olan, o gümüşten olan kabı kullanmak hem erkeğe hem de kadına haramdır. Demek ki buradan anlaşıyor ki altın ve gümüş dışında diğer kabları kullanmak da helaldir. Çünkü haram olan bu ikisidir. Ve buna dair delil getirdik. Bukhari'de geçen ve Müslim'de geçen bir hadisi i şerifi delil getirdik. Haram olduğuna dair. Sonra kıyasla da yaptık. Hadiste yeme ve içmenin yasaklandığı o kaplardan yeme içmenin yasaklandığı belirtiliyor. Aynı işte diğer kullanma şekilleri de onun üzerine artık fıkıhta kıyas edilmiştir. En az e, kullanmak haramdır onu almak da haramdır. Çünkü kullanılması haram olan bir şey onu almak da aynı şekilde nedir? haramdır yani ya. Böylelikle bu birinci dersimizi bitirdik. Bu kaplarlı gibi birinci hükmü bitirdik. Hayırlısıyla inşallah bir dahaki dersimizde e, ikinci hükme geçeceğiz. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.